Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mevzumuzun başlığı İslam Cumhuriyeti'nin veya meşrutiyetin veya demokrasinin veya cumhurbaşkanlığının özellikleri. Risale-i Nur'a göre. Malum bugünlerde tek adam ucube cumhurbaşkanlığı sistemi eleştiriliyor. Zaten bu hale getiren, ondan sonra fakirliği getiren, cehaleti getiren, istibdadı getiren, adaletsizliği getiren, becereksizliği getiren tek şahsa dayalı bir sistemdir. Onun adı da bu son zamandaki işte cumhurbaşkanlığı sistemindeki bir ucube yani. Hiçbir yerde böyle bir uygulama yok. İsmi Cumhurbaşkanlığı, ondan sonra ama cumhurla bir ilgisi yok. Halktan tamamen kopuk. Meclisten daha çok kararlar veriyor KHK'larla. Cumhurbaşkanı daha çok kanun hükmünde kararnameler çıkarmış ve böylece tek adam yönetiyor. Tabii ki tek adam nereye yetişecek, neyi bilecek, neyi anlayacak, neyi engelleyecek, nasıl yapacak? İşte Risale-i Nur İslam Cumhuriyeti'ne, İslam'ın getirdiği cumhuri sisteme nasıl bakıyor onu inşallah işlemeye çalışacağız. Cumhuriyet ki adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. İslamiyet'in, Kur'an'ın, asr-ı saadet'in, Peygamber Efendimiz'in getirdiği cumhuriyet yani yönetim modeli, halka dayanan yönetim modelinin özellikleri, dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nın da özellikleri bu vasıfları taşıması lazım. Şunlardır. Cumhuriyet ki adalet. Adalet en önemli ve en birinci unsurdur. Adalet yoksa hiçbir şey yok. İlerleme yok, kalkınma yok, gelişme yok. Cehalet alır başını gider ve husumet ve düşmanlıklar artar adalet yoksa. Bir devleti, bir sistemi, bir toplumu batıran en önemli unsurların başında adalettir. Ve büyüklerimiz diyor ki devletin dini adalettir. Devleti payidar eden, devam ettiren adalettir. İkinci unsur ki Kur'an'da zaten malum. Adalet, adalet, adalet devamlı. Kur'an'ın dörtte biri zaten değil mi? Adalet ve ibadettir. Adalet ve ibadet. Şimdi cumhuriyet nedir? Cumhuriyet, adalet ve meşveret. Meşveret nedir? İlimde, yönetimde, sanatta, teknikte, teknolojide katılımdır. Kolektif şuurdur. Birlikte karar vermektir. Birlikte üretmektir. Ekseriyetin, çoğunluğun görüşünü ortaya koymak demektir meşveret. Bir adı demokrasi zaten. Bu zaten demokrasidir. Meşrutiyettir ve demokrasidir. Çoğunluğun ekseriyetin görüşlerine uymaktır. Hüküm eksere göre verilir. İşte İslam Cumhuriyeti'nin ve hakikaten bugün demokratik ülkelerde uygulanan cumhuriyette tam tamına budur. Ama ekseriyetin görüşü azınlığın veya başkalarının haklarını bu görüşe göre ayarlamak değildir. Haklı ve hürriyetler asla meşveret edilemez. Asla söz konusu olamaz. Asla serbedilemez. Toplum ne kadar şey olursa, çoğunluk ne kadar isterse istesin, zaten onlar dokunulmazdırlar. Cumhuriyetin, demokrasinin, hürriyetin, meşveretin, adaletin olmazsa olmaz prensipleridir azınlığın hakları zaten. Hem inancında, hem dininde, hem diğer ticaretinde, hem eğitiminde, hem her konuda İnsanlar şahane hür olmalıdırlar, serbest olmalıdır.
başka yani çoğunluk vesaire onların hakkını meşveret konusu yapamaz, söz konusu yapamaz, oylayamaz vesaire elinden alamaz. Peki bugün bu özellikler görülüyor mu? Bu cumhuriyette bu özellikler görülüyor mu? Bu cumhurbaşkanlığı sisteminde bu özellikler görülüyor mu? Adalet ve meşveret ve kanunda inhisarı kuvvetten ibarettir. Yani kuvvetin kanunda olması. Kanun sınırlar her şeyi. Keyfilikler, şahıslar vesaire değil. Yani hukukun üstünlüğü demektir. Kuvvetler ayrılığı prensibinden ibarettir. İnhisarı kuvvetten ibarettir diyor Bediüzzaman. 13 asır evvel şeriat-ı garra tesis ettiğinden işte bu parlak şeriat öyle bir parlaklık ki 15 asır sene önce bu meşale yandı ve hala parlaklığı geliyor her meselede. İmanda, ibadette, ilimde, fikirde, sanatta, hukukta, eğitimde, beşeri münasebetlerde ve teknikte ve teknolojide ve her meselede İslamiyet'in parlaklığı. Müslümanların değil, Müslümanlar ona uydukları nispetle zaten ilerlettiler, terakki ettiler. Ve gün geçtikçe de parlaklığı daha da artıyor. Şeriat-ı garra, parlak şeriat. Tesis etmiş. Bütün yönetimiyle, idaresiyle, eğitim sistemiyle, modeliyle ve her yönüyle tesis etmiş. Yerleşmiş. Ahkamda Avrupa'ya dilencilik etmek, yani Avrupa'dan hüküm almak, kanun almak, onlara dilencilik etmek, dini İslam'a büyük bir cinayettir. Ki zaten Avrupa İslam'a muhtaç olduğunu her vesileyle zaten söylüyor. Ve İslam'ın ahlakı, yönetimi, eğitimi, idaresi, adaleti vesairesi zaten bir şeyden ötededir ki birçok İslam Avrupa filozofu bunu da zaten ifade ediyor. İslamiyet demokrasimizden bir adım ötesi veya demokrasimizin bir adım ötesi İslamiyettir dedi. İşte o zaman neden onlardan hüküm alalım, onlardan kanun alalım, onlardan sistem alalım? Bu bir cinayettir. Yalnız şu farkı ayırmak lazım. Bugün demokrasilerde, gerçek demokrasilerde uygulanan sistem, uygulanan şey İslamiyet'in hakikatleridir zaten. İnsan hak ve hürriyetleri İslam'ın malıdır zaten. Hak ve hürriyetler oradan geldiği için. Dolayısıyla onları oradan iktibas etmek, onlardan almak değil, Avrupa'nın sisteminden almak değil, bilakis İslamiyet'in malı oraya gitmiş, biz İslam'ın malını oradan almış oluyor. Kuvvet kanunda olmalı. Dini İslam'a büyük bir cinayettir oradan kanun almak ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir. Güneye dönmek lazım. Kıble o tarafta. Kuzeye dönüp namaz kılıyorsun. O namaz batıldır. O namaz yanlıştır. O namaz başka noktalara götürür insanı. Dolayısıyla aynen kanun almak oradan da kuzeye dönüp namaz kılmak gibidir. Kuvvet kanunda olmalı. Kuvvet kanunda olmalı. Yani her şeye hukuk karar verir. Hukukun üstünlüğü yerleşmeli. Sözü hukuk söylemeli. Cezayı hukuk vermeli. Yönetimi idareyi hukuk yapmalı. Kanuna göre olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur. Yoksa baskı, cebir, zorbalık, tahakküm, istibdat tevzi olmuş. Yani ona buna verilir, dağıtılır. Müdürlere, idarecilere, başkanlara vesairelere tevzi olunmuş olur. Cumhurbaşkanından tutun diğer bütün kademelere kadar. Adam kanun hakim olmazsa, hukukun üstünlüğü olmazsa keyfi kararlar verecektir. Müdür de, şef de, yardımcısı da, bakan da, bakan şeyi de vesairesi de, cumhurbaşkanı da buna göre hareket ediyor. Yani istibdadı baskıyı tevzi etmiş olacak. İnnallahu ve kaviyyul metin. Yani en kuvvetli kuvvet
sağlam şey Cenab-ı Hakk'ın şeyindedir. Şüphesiz ki Allah kuvvetli ve metanet sahibidir. Bu bir Arapça ibaredir, bir sözdür. Yani hakim ve amiri vicdanı olmalı. Ve yeter bütün kuvvet sahibi şüphesiz Allah'tır ve metanet sahibi O'dur. Öyleyse herkes kuvvetini kanuna, yani Allah'ın kanununa, şeriatına dayandırması lazım ki hakiki adalet, hakiki meşveret, hakiki cumhuriyet, hakiki demokrasi, hakiki meşrutiyet olabilsin. O da marifeti tam. O da tam bir bilgi ile oldu. Cehaletten bir şey çıkmaz. Yani hürriyetin, demokrasinin, kanunun, hakimiyetin, amiriyetin, vicdan Cenab-ı Hakk'ın şeyiyle marifet ve tam bir bilgi olması lazım ki İslamiyet'in hakikatleri anlaşılması, bilinmesi lazım ki o emretsin, o hakim olsun. Vicdanlara o yön vermeli. Yoksa istibdat daima hüküm ferma olacaktır. Aksi halde adalet yoksa, meşveret yoksa, hakimiyet, kuvvetin, hakimiyet ve amiriyet, vicdan amiriyeti kanunda değilse, hukukta değilse, istibdat, baskı, zulüm, cebir, zorbalık, tahakküm daima geçerli olacak. İttifak hüdadadır. Burada Müslümanların yaşadığı veya zaman zaman dile getirdikleri bir şey var. Birleşelim. Nerede birleşelim? Bizim partide birleşelim. Hayır. Bizim cemaatte birleşelim. Hayır. Bizim şeyde, toplumda birleşelim. Yok. Bizim siyasi görüşümüzde birleşelim. Hayır. İnsanlar adedince görüşler, düşünceler vardır. Veya partiler veya zihniyetler vardır. Ne sende, ne bende, ne onda birleşmek. İttifak nerededir? İttifak hüdadadır. Yani doğru yolda, hidayette, İslam'ın kaidelerinde, kurallarında birleşeceğiz. Camide birleşeceğiz. Başka yerde birleşemeyiz. Camide birleşeceğiz. Hevada ve heveste değil. Heva, nefsin kötü arzuları ve istekleri. Heves ise ileri derecede oyun ve eğlenceye düşkünlük ve arzular demektir. Heva, nefsin arzu ve istekleri demek. Yani senin nefsinin veya benim nefsimin arzuları, hevesleri, istekleri peşinde birlik değil, orada değil, birlik hüdada olur. İnsanlar hür oldular. Evet, insanlar hür oldular. Ama yine Abdullah'tır. Yine Allah'ın kuludur. Eğer Abdullah olursan insanlara köle olmazsın. Bir köle bir kişiye şey olur, değil mi? Bir efendinin şeyinde kal. Ya Abdullah olacaksın yahut da Abdülabdül, yani kulun kulu olacaksın. Kula kul olmak değil, Allah'a kul olmak lazım. Allah'a kul olmak demek hakiki hürriyet, yani oradadır. Hür oldular ama yine Abdullah'tırlar. Yani Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde hürdür. Zaten günümüzdeki demokrasi ve hürriyet de sınırsız hürriyet değil. Başkasına zarar vermeyecek ve ne nefsine ne kendine zarar vermeyecek sınırlar içindedir hür. Alabildiğine hürriyet yok. Evet, vasıta sürme hürriyeti var herkesin ama kurallara bağlıdır. Sınırsız değil. İstediğiniz vasıtayla, İstediğiniz hızda, istediğiniz yük ve tonajda vesaire diye yükleyip istediğiniz zaman, istediğiniz süratte bu yola, trafiğe giremez. Onun da kaideleri, kuralları, sınırları, ölçüleri, prensipleri vardır. Eğer kemer bağlamazsanız, bu kendini bağlamak değil, kısıtlamak değil, bu hayatı kurtarmak. Trafik kurallarına uymak hakiki hürriyettir. Kazalardan, belalardan, musibetlerden vesairelerden korunmaktır. İşte Abdullah bu demek. Her şey hür oldu. Şeriat da hürdür. Meşrutiyet de. Meşrutiyet de hürriyet. İsteyen
istediği gibi inanır, istediği gibi düşünür ki Allah zaten insanlara kendini inkar etme hürriyeti bile vermiştir. Meşrutiyette de budur. Mesail-i şeriatı rüşvet vermeyeceğiz. İslam'ın meselelerini, şeriatın meselelerini rüşvet vermeyeceğiz. Yani onlardan vazgeçip başka, hadi tamam, al Avrupa'nın kanununu, anonun yerine İslam'ın şeyini verdim. Ondan sonra rüşvet verdim meselelerini. Yani onları yapmamak değil, onların yerine Avrupa'nın ahkamını değil, şeriatın kanunlarını rüşvet vermeyecek. Başkasının kusuru, insanın kusuruna senet ve özür olamaz. İnsanın kusuru, başkasının kusuru, insana senet ve özür olamaz. Niye çalışmadı? Niye yapmadı? Niye zayıf aldı? Niye gerekli hizmetleri yapmıyorsun? Başkası da yapmıyor. Başkasının kusuru özür ve senet olamaz. Dayanak noktası olamaz. Yeis mani her kemaldir. Yeis, ümitsizlik, her kemalin, her olgunluğun, her gelişmenin, her ilerlemenin engelidir. Ne mi lazım başkası düşünsün? İşte çoğunlukla İslam ülkelerinin söylediği şey bu. Ne mi lazım? Sen ne kurtaracaksın bu memleketi? Ne mi lazım de? Bir kötülük oldu. Elinle düzeltsen, dilinle düzeltsen ne mi lazım deyip geçiyor. Padişah mı hangisiydi? Ya Fatih, ya Kanuni Sultan Süleyman. Ne zaman bu memleket, bu şey, bu millet bozulur? Padişahım ne mi lazım? Biraz anlayamamış yani. Ne demek ne mi lazım? Niye soruyorsun bu soruyu anlamında ne mi lazım? Halbuki ne mi lazımcılık ilerlerse, ne mi lazımcılık yerleşirse, yani insanlar, kişiler emri bil maruf nehyani münker, iyi, doğruyu, güzeli anlatmayıp, yerleştirmeyip, emretmeyip, yanlışı, çirkini, batılı, haksızlığı, hukuksuzluğu engellemezlerse, nehyetmezlerse, ne mi lazım derlerse, İşte o zaman o toplum çöker, o ülke batar. Bu istibdadın yadigarı. Baskı dönemlerinde, dikta devrin, cebir ve zorbalığın ve tahakkümün hükümran olduğu istibdat dönemleri, diktatörlük dönemlerinin yadigarı. Bu cümlelerin mabeynini rapt edecek olan mukaddematı Türkçe bilmediğim için mütealinin, onları mütalaa edenin fikirlerine havale ediyorum. Evet, meşrutiyetin ve demokrasinin özelliklerini şimdi görmeye devam ediyoruz. Kimi zaman şu sorular sorulur. Sorulan soru şu: İslamiyet demokrasiyle bağdaşır mı? Halbuki ve kesinlikle sual şöyle olmalıdır: Meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasi İslamiyet'le bağdaşır mı ve ne kadar bağdaşır? Bilhassa Batı'nın, Avrupalıların sorduğu şey şu: İslamiyet bağdaşır mı demokrasiyle? Hayır. Şunu sormamız lazım: demokrasi İslamiyet'le ne kadar bağdaşır? Nasıl bağdaşır? Böyle ölçmemiz lazım. Çünkü asr-ı saadette bütün hürriyetler kemaliyle yerleştirilmiş. Hak ve hürriyet, meşveret yerleştirilmiş, adalet yerleştirilmiş. Hak ve hürriyetler 610 yılında ilan edilmeye başlanmış, 632 yılında kemale erdirilmiş. Ve asr-ı saadet olmuş, mutluluk çağı olmuş. Nerede? İlimde, sanatta, teknikte, yönetimde, idarede vesairede. Tam bir mutluluk, tam bir düzen, tam bir adalet, tam bir hukuk ve Kur'an baştan aşağıya, hadis-i şerifler baştan aşağıya, veda hutbesi baştan aşağıya insan hak ve hürriyetleri, hatta hayvan haklarıyla ve eşya haklarıyla doludur. O zaman demokrasi ve sair şeyler İslamiyet'ten ne kadar bağdaşır? Onları İslamiyet'ten şey yapmamız, İslamiyet'le onları ölçmemiz lazım.
Yoksa İslamiyet'e onları ölçmememiz lazım. Çünkü Kur'an, çünkü hadis-i şerifler, çünkü veda hutbesi baştan aşağıya hak ve hürriyetlerle doludur. Adalet emirleriyle dolu zaten. Meşveretle zaten dolu. Bütün hak ve hürriyetlerin kaynağı evet İslamiyet'tir. Şimdi şeriat, yani şunu da ifade edelim. Bütün hak ve hürriyetlerin kaynağı Kur'an ve sünnet-i seniyedir. Bu kaynaklarda anne hakkı, baba hakkı, eş hakkı, çocuk hakkı, komşu hakkı, insan hakkı, kadın hakkı, hayvan hakkı, eşya hakkı, inançsızın hakkı, herkesin hakkı en ince teferruatına kadar bir bir ortaya konmuş. İbadet ve ahlakla da zaten onlar pekiştirilmiş, yerleştirilmiş, çerçeveleri çizilmiştir. Şeriat, adalet, eşitlik ve hürriyetin bütün unsurlarını taşıdığından, şeriatı garra demiştik ya yukarıda, işte şeriat hem adaleti hem eşitliği, müsavatı, nerede eşitlik? Hukukun karşısında. Padişah da, hizmetçi de, geda da, köle de hukukun karşısında eşit. Hukuk karşısında eşit. Yoksa maddi eşitliği meydana getirmek mümkün değil. Eşitlik ve hürriyetin bütün unsurlarını taşıdığında şeriat, meşrutiyet şer'idir. Meşrutiyet ikinci meşrutiyet. Birinci meşrutiyet 1876'da, ikinci meşrutiyet 1908'de ilan edilmiş. Dolayısıyla meşrutiyet şer'idir. Meşrutiyet ne demektir? Bir padişahın başkanlığında millet meclisinin bulunmasıdır. Meclisin kanunları yapması, kuvvetin meclisin elinde olmasıdır. Dolayısıyla meşrutiyet şer'idir. Asr-ı Saadet'te zaten Peygamber Efendimiz'den sonra seçilen halifeler de meşrutiyetçiydiler. Yani seçimle iş başına gelmişlerdi. Adalet zaten yerleştirir. Zaten meşveret ediyorlardı. Çeşitli meşveret halkaları vardı. Dolayısıyla her şey, dolayısıyla meşrutiyet şer'idir. Şeriatın emridir zaten. İki ayeti kerime zaten bunu emrediyor. Ve şavirhum fil emri ve amruhum şura beynehum. Müslümanların arasındaki işleri istişare iledir. Ve Peygamber Efendimiz'e Allah emrediyor. Onlarla istişare et. Peygamber Efendimiz de bütün yönleriyle meşvereti her yönde, sadece yönetimde değil, ilimde, fikirde, sanatta, teknikte, ailede, eğitimde vesaire, toplumun bütün katmanlarında meşvereti yerleştirmiştir. Dolayısıyla şer'idir. Şeriattandır meşrutiyet ve demokrasi. Hakiki meşrutiyet dört mezhepten çıkar. Bediüzzaman'ın teşhisi. Ve zaten meşveret, ibadetler, mezheplerin bulunması meşrutiyeti ise yapar da. İlla tek tip, tek düşünce, tek yön, tek kalıp, tek şey yok. Farklılıklar olabilir. Dolayısıyla bu bizatihi mezheplerin bulunması, hak mezheplerin bulunması meşrutiyet getirir. Yani İslam tek tip, tek kalıp, tek düşünce değil, mezhep bile çok serslilik ve farklılıkları yaklaşımlar ortaya koyar. Hatta itikatta bile farklı yaklaşımlar olabilir. İslam'da iki türlü itikatta iki mezhep var. Biri Eş'ari, biri Maturidi. Kimine göre 20, kimine göre 50 değişik mevzuda inanç ve düşünce yönlerinde farklı yaklaşım tarzları vardır. Aynı yere gidiyorlar ama bakın inançta bile iki mezhebin Maturidi ve Eş'ari mezheplerinin bulunması inançta bile farklı yaklaşımların bulunacağını gösterir. Yani tek tip tek düşünce yok. Yani orada da bir anlamda meşrutiyet, orada da bir anlamda hürriyet vardır, seçme hürriyeti var. Meşrutiyet demokrasi
boş bir mefhum değil Bediüzzaman'a göre. Özelliklerini sıralayacağız demiştik ya. İçini doldurarak, insana benzeterek meşrutiyet bir insan gibi farz edelim. Demokrasiyi bir insan farz edelim. Bu sadece söz ile, lafız ile beraber olmaz. Bediüzzaman altını, içini doldurur. Nedir meşrutiyet? Nedir demokrasi? İşte bugünlerde zaten seçime gideceğimiz bu dönemlerde şu ucube cumhurbaşkanlığını da inşallah diskalifiye edilmesi lazım gelen bu dönemdeki bütün böyle olumsuz yönleri görüldü. Millet perişan oldu, üretim durdu, adaletsizlikler, hukuksuzluklar, baskılar, insanlara susturmalar, hapisler, zulümler, işkenceler. Bu tek bu istibdat döneminin, bu ucube cumhurbaşkanlığı döneminin yadigarlarıdır. Dolayısıyla bunun gitmesi lazım. Yerine ne gelecek? Meşrutiyet gelecek, demokrasi gelecek, meclis gelecek, şuralar gelecek. Ki Kur'an-ı Kerim'de de zaten Şura suresi var ve meşveret ayetleri de var ayrıca. Bir de Şura suresi de bulunuyor. Şimdi meşrutiyet nedir? Kuvvete bedel, hayatı hak. İstibdat kuvvete dayanır. Kim güçlüyse haklı olur. Meşrutiyette ve demokrasilerde ise, ki şeriatta ise, hayatı haktır. Kim haklıysa o güçlü. Ne makam sahibi, ne cumhurbaşkanı, ne başbakan, ne bakanlar, ne padişah, ne halife, ne vesaire, onlar şey değil, haklı olamazlar iddialarında. Haklıysalar tabii ki ayrı bir şey, hukuka haklıysa ayrı bir şey, ama onlar güce, makama ve mevkilerine dayanarak kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini, kendi uygulamalarını dayatamaz. Kim haklıysa onun hak ona verilecektir. En basit bir raiyetten de olsa, en basit bir hizmetçi de olsa cumhurbaşkanı ile eşit şekilde, haklı ise hizmetkar, ondan hak alınıp ona verilecektir ki asr-ı saadetten günümüze İslam tarihi boyunca bunun binlerce, on binlerce adalet ve hukuk ve meşrutiyetin sayfalarında altın harflerle bunun uygulamaları yapılmıştır. Evet, birinci özelliği nedir? Kuvvete dayanmaz, hakka dayanır. Hayatı haktır. Yani insanın hayatı yoksa, ruhu yoksa, canı yoksa gider. Ayakta kalamaz, ayakta duramaz. Aynen öyle de meşrutiyetin, demokrasinin hayatı haktır. Hakka da kim haklıysa o kuvvetlidir, onun hakkı verilmelidir. Kalbi marifettir. İnsanın kalbi yoksa, kalp çalışmıyorsa, kalp ikide bir krizlere giriyorsa oradan üretim olmaz, o ayakta kalamaz. İşte meşrutiyetin, işte demokrasinin kalbi nedir? Marifet. İlimdir, bilgidir. Lisanı muhabbettir. Dili muhabbettir, sevgidir. Yani sevgi dilidir, nefret dili değil. Kutuplaştırma dili değil. İnat ve garezlere uyandıran bir dil değildir. Hakka dayanıyor, hukuka dayanıyor, prensiplere dayanıyor, kaidelere dayanıyor. Meslek ve meşrebe dayanıyor bizim anlamda düşündüğümüzde. Risale-i Nur'un meslek ve meşrebine dayanıyor. Onlara dayanması lazım. Adamın keyfine göre hareket edemeyiz. Nereye göre? Meslek ve meşrebe göre hareket. Yani kanuna, hukuka göre. O dili kullanmamız lazım. Kutuplaştırma değil, bilakis sevgi dilidir. Aklı kanundur. İnsanda akıl var, her şeyi akılla ölçer, biçer, tartar, ortaya koyar. Şeriatın, demokrasinin, meşrutiyetin aklı nedir? Kanun. Yani hukukun üstünlüğü. Kanun hakimiyetidir onun aklı. Adamın aklına göre hareket etmeyeceğiz. Yöneticinin, idarecinin, müdürün,
başkanın, cumhurbaşkanının, halifenin vesairenin aklına göre hareket etmeyeceğiz. Neye göre hareket edeceğiz? Kanuna göre, şeriata göre. Şeriat demek zaten bir yönüyle kanun demek. Dayanağı, dayandığı nokta istinadı şahıs değil, efkarı ammet. Kamuoyu, halkın çoğunluğu. Efkar-ı amme en son maddedir. Yukarıdakiler olacak. Bu toplum hakperest olacak, adil olacak. Sevgi dilini ortaya koyacak, bilgili olacak, marifetli olacak. İşte böyle bir toplum, böyle bir toplum, böyle bir kamuoyu elbette demokrasilerde, meşrutiyetlerde mutlaka hakimiyet, padişaha, kuvvete, güce değil, şahsa değil, insanlara değil, yöneticilere değil, başkanlara değil, müdürlere değil, cumhurbaşkanına değil, nereye dayanıyor? Kamuoyuna, efkarı ammeye dayanıyor. Her akıl, fikir, izan, insaf sahibi yaşayarak bildi ki, gördü ki, kabul etti ki, ülkemizin ve İslam aleminin temel içtimai, siyasi yani sosyal ve siyasi problemi hak ve hürriyetlerin yokluğudur. Meşrutiyetin olmamasıdır. Demokrasinin yerleşmemesi. Yani adalet yok, meşveret yok, meşveret danışmaktır. Meşveret ilimde, sanatta, fikirde, yönetimde olacak. Tek kişinin görüşü ve düşünceleri değil, ondan sonra toplumun, kamuoyunun, insanların işin ehli ortaya koyacak. Yani bir meclis meşveret edecek. Bir kişi kiminle meşveret yapar? Kendisi karar verir. Dolayısıyla meşveret olması lazım ve inhisar-ı kuvvet, kuvvetler ayrılığı prensibi, yani kuvvetin, hukukun, kanunun elinde olması ve kanunla sınırlandırılması ve refi imtiyazdır. İmtiyazların kaldırılmasından ibarettir. İmtiyaz yok. Cumhurbaşkanına imtiyaz yok. Müdüre imtiyaz yok. Başkana imtiyaz yok. Cumhurbaşkanına imtiyaz yok. Geçen de yeni bir haberlerde çıktı. Galiba Brezilya'nın cumhurbaşkanı maskeli olmadığı için bir yere, bir şeye, tiyatroya alınmamışlar. İster cumhurbaşkanı ol, ister başka biri ol. Almanya'da veya Avrupa'da bir kemerini bağlamayan başbakan özür diledi hatta. Yani dolayısıyla kamuoyu onu şiddetle eleştirdi. Dolayısıyla her imtiyaz yok. Herkes trafik kurallarına uyacak. Cumhurbaşkanı da uyacaktır. Müdür de uyacaktır. Normal vatandaş da uyacaktır. Ama vatandaş kanunlara uydurursanız ve diğerlerine imtiyaz verirseniz onun adı istibdattır. Onun adı baskı rejimidir. Onun adı diktatörlüktür. Onun adı cebir. Onun adı tahakküm. Onun adı zorbalık. Ve zorba ülkelerin, zorba toplumların hallerini gördük. Kısa zamanda perişan olup mahvoldular, çöküp gittiler, yıkılıp gittiler. Evet, hürriyet imanın özelliğidir. İşte refi imtiyaz, yani adalet, meşveret, inhisar-ı kuvvet, kuvvetler ayrılığı prensibi, kuvvetin, hukukun elinde olması, kanunla sınırlanması, refi imtiyaz, hiç kimsenin imtiyazı olmaması, kaldırılmasından ibaret olan meşrutiyettir, cumhuriyettir, demokrasi. İşte demokrasi bu. Bu da tam İslam'a uygun zaten meşrutiyet dediğinde. Adalet İslam'ın emridir zaten. Meşveret keza emridir. Keyfiliği değil, kanunun hükümran olması lazımdır İslamiyet'te. Dolayısıyla meşrutiyet, demokrasi İslamiyet'tendir. Cumhuriyet'in zaten özelliklerini daha önce söylemiştik ki bunlardı. Dolayısıyla cumhuriyet, demokrasi bunlardır. Hürriyet de imanın özelliği.
Çünkü biz bu dünya imtihan olmaya geldik. İmtihan olabilmemiz için hür olmamız lazım. İşte özelliği. Kader, hür irade. Hür irademizle biz imtihan oluyoruz. Kul olup olmadığımız, inanıp inanmadığımız. İmtihan olabilmemiz için hür olmamız lazım. Dolayısıyla bu hür irade, cüz'i irade dediğimiz şey kadere iman işte hürriyeti gerektiriyor. Biz hür olduğumuz konularda tercihimiz, ihtiyarımız olan konularda sorumluyuz. Hürriyetimizin olmadığı, mecburen yaptığımız konulardan zaten Allah bizi sorumlu ve mesul tutmuyor. Dolayısıyla kadere iman hürriyeti gerektiriyor. İmanın özelliğidir. Hür irade, cüz'i irade ve imtihan gereği ve imanın özelliği zaten de neyi? Hürriyeti gerektiriyor. Bediüzzaman meşrutiyeti meşruayı, yani gerçek demokrasi, yani şeriata dayanan, dinin kanunlarına, kurallarına, hürriyetine, hukukuna, ondan sonra adaletine, meşveretine uygun bir meşrutiyete meşru meşrutiyet deniyor. Gerçek yani demokrasi. Hürriyet, cumhuriyet, demokrasi manasında kullanılır zaten meşrutiyeti meşruayı. Ve meşrutiyet hakimiyeti millettir derler. Meşrutiyette millet hakim. İstediğini seçer, istediği kararları alır, istediği kanunları çıkarır. İstibdatta, diktatörlükte, ucube cumhurbaşkanlığında hakim kimdir? Padişahtır, tek kişidir, cumhurbaşkanıdır, başkandır vesairedir. Dolayısıyla hakiki meşrutiyette hakiki meşru, gerçekten ilerlemeyi, kalkınmayı, gelişmeyi istiyorsak, düşünüyorsak meşrutiyeti hakim kılmamız lazım. Ve milletin, yani kamuoyunun, yani toplumun karar vermesi lazım ki asr-ı saadette zaten yöneticiler halk tarafından seçilmiştir. Peygamber Efendimiz irtihal eylediğinde halife seçimi bir rivayette göre 33 bin sahabi Beni Saide-i Sakife'de toplanmış, halife seçecek. 3 grup, 3 görüş, 3 zihniyet, 3 parti, 3 düşünce meşveret ediyor, tartışıyor. Biri diyor ki halife muhacirlerden olmalı. Bir grup diyor ki halife ensardan olmalı. Bir grup diyor ki bir muhacirlerden olmalı, bir de ensardan olmalı. 3 grup, 3 zihniyet, 3 düşünce. İşte tam bu meşveretten, görüşmelerden, konuşmalardan sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halife olarak seçiliyor, ona biat ediliyor. Seçimle oluyor. Diğer halifeler de seçimle iş başına geliyor. Hakiki cumhuriyettir. Lafızdan ibaret değil, manasız bir resim ve isimden ibaret değil, gerçek cumhuriyet, işte özelliklerini de söyledik, adalettir, meşverettir. Yani başkasının görüşlerine, düşüncelerine, halkın görüşlerine, düşüncelerine, ilim adamlarının, işinin ehlinin görüşlerine, düşüncelerine göre, kanuna göre, hukuka göre işlerimizi ayarlayacağız. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim wa ahru davana enil hamdulillahi rabbil alamin el fatiha tama salavat vel ihlas